Değerli arkadaşlar, selamun aleyküm. Kocaeli Üniversitesi İletam Bölümü Arapça 2 kitabından konuları anlatmaya ve uygulama sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bu dersimize inşallah kaldığımız yerden sıfat terkibi konusundan devam edeceğiz. Konuya ait gramer bilgileri demiş. Arapçada cümleler, isim cümleleri, fiil cümleleri. Bir cümle eğer isimle başlıyorsa o cümle isim cümlesi diyoruz. İki öge arıyoruz. Mübteda, haber. Fiil ile başlıyorsa o cümleye fiil cümlesi diyoruz. Onda da fiil olmazsa olmazı fail. Bir yerde fiil varsa mutlaka faili vardır. Eğer fiile meful gerekiyorsa arkadaşlar meful de alır. Fiil, fail, meful. Tamlamalarda izafet terkibini görmüştük, isim tamlamasını bir önceki konuda. Bu derste de sıfat terkibi, sıfat mevsuf uyumu, sıfat mevsufuna kaç yerde uyacaktır, sıfatın çeşitleri, işte hakiki sıfat, sebebi sıfat, hakiki sıfatın müfret cümle, şibih cümle şeklinde gelebilmesi, bunları ifade etmeye çalışacağız. Evet, anlattıklarımızdan güzel bir şekilde önce ifade edebilmeyi, daha sonra da anlattıklarımızdan da istifade edebilmeyi temennisiyle dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temin bil hayr. Şimdi derse geçmeden önce arkadaşlar kısaca anlatmak istediğim sıfat ve mevsuf konusunda sıfat mevsufuna dört yerde uymak zorundadır. Ancak bu hangi sıfattadır? Müfret sıfattadır. Müfret sıfatta dört yerde uyacaktır. Kısaca aklımızda kalsın diye kodladığımız bir kelime var. Evet, boş. Boş markasından kodlayabiliriz. B nedir? Belirlilik. Belirlilik. O'yu geçiyoruz. S sayı, C cinsiyet ve H de hareke. Yani harekeden kasıt irab. Aklımızda kolay kodlayalım diye. Arkadaşlar sıfat mevsufuna sıfat Türkçe'de de bildiğimiz niteleme kelimeleri. Mevsuf da vasıflanan kelime. Örneğin et-talip kelimesi. Et-talibu kelimesi. Şimdi bu bir isimdir. Ben buna bir sıfat getireceğim. Nasıl bir sıfat getireyim? Örneğin el-müçtehidu sıfatını getirdim. Müçtehit çalışkan demek. Çalışkan sıfatını buna getirerek bu kelimeyi ne yaptım arkadaşlar? Çalışkanlık ile vasıflandırdım. Dolayısıyla bu kelimeye mevsuf diyoruz. Buna da sıfat diyoruz. Sıfat mevsuf. Şimdi bu sıfat mevsufuna dört yerde uymak zorundadır. 1. Belirlilik. Eğer kelime marife gelmiş ise, gelmiş mi gelmiş? Ne ile marif olmuş? Elif lam takısıyla. O zaman onun sıfatı da marife gelmek zorundadır. Ancak burada illa marifelik elif lamla gelecek diye bir şey yok. Yani mesela özel isim kendiliğinden marifedir. Zamirler kendiliğinden marifedir. Bu zamirle de marife olur. Mesela bir zamire muzaf olur, bir isme. Mesela okulun öğrencisi. O zaman ne derim? Talibul medreseti. Okulun öğrencisi. Talip kelimesi burada okul olan muzafı ilehten marifelik özelliğini almış. Peki nasıl öğrenci? Çalışkan öğrenci. Aa burada talip elif lam takısı yok, marife yok diyemem. Dolayısıyla bu muzafın ilehten marifelik özelliğini aldığı için buraya ben el müçtehidu şeklinde elif lamla marifeyi getiririm. Ama nekir olarak gelseydi talibun gelseydi o zaman sıfatımızda arkadaşlar sıfatımızda nekre olarak gelmek zorunda idi. Talibun müçtehidun. 2. Sayı. Eğer mevsuf tekil ise bakın bir öğrenci sıfat da tekil yani müfret olacak.
Eğer iki öğrenci olsaydı et talibani, o zaman burası el müctehidani olması lazım. El müctehidani. Cemi olsaydı et talibune veya et tullabu şeklinde cemi gelseydi arkadaşlar. Burası o zaman el müctehidune şeklinde cemi gelmesi lazım. Et tullabu veya et talibune el müctehidune. Evet, marife ise mevsuf, marife ise sıfat da marife olacak. Mevsuf yani vasıflanan kelime nekre ise buradaki gibi sıfat da nekre olacak. Eğer müfretse sıfat da müfret, tesniye ise sıfat da tesniye, cemi ise sıfat da cemi olacak. Cinsiyet, üçüncü uyması gereken özellik. Sıfatımız müzekkerse, mevsufumuz müzekkerse sıfat da müzekker olacak. Eğer müennes ise talibetü kız öğrenci ise o zaman el müçtehidetü şeklinde sıfatımız da müennes gelmek zorundadır. Talibetü el müçtehidetü. Ve bir de hareke. Hareke dediğimiz irab. Cümle içerisinde mevsuf raf ise câe geldi talibul müçtehidetü. Câet geldi talibul müçtehidetü. Sıfat da merfu gelecek. Eğer cümle içerisinde mansup ise ra'eytu gördüm et talibe el müçtehide veya ra'eytu taliben müçtehiden bir çalışkan öğrenci gördüm. İnnet talibel müçtehide kânet talibul müçtehidu şeklinde harekeden kasıt irabtır. Örneğin burada et talibu Ettullabu öğrenciler cemi gelmiştir ve raf alametini ötre almıştır. Bak harekeden kasıt irab arkadaşlar. Raf alametini ötre almıştır. El müçtehidune de raf alametini vav ile almıştır. Yani burada mevsuf raf alameti geliyorsa sıfat da raf alametiyle gelecek. Ama raf alametleri farklı olabilir. Biri harf ile olur, biri hareke ile olur. Biri hareke ile olur, diğeri harf ile olabilir. Nasb alametiyle geldiyse mevsuf, sıfat da nasb alametiyle gelmek zorundadır. Bu uyması gereken sıfatımız müfret sıfat arkadaşlar. Cümle sıfatlarda, evet, cümle sıfatlarda bu şekilde dört yerde uyum aranmaz. Ve bu uyum aradığımız sıfat hakiki sıfattır. Sebebi sıfatta ise sadece iki yerde biz uyum arayacağız. Peki bakalım bizlere ne söyleyecek? Cümleler demiş. El cümletül ismiye isim cümlesi. İsimle başlayan cümleye Arapçada isim cümlesi diyoruz. Fiil ile başlayan cümleye fiil cümlesi. İsmin özelliği başına el takısı alması. Elif lam takısı aldığına göre bu bir isimdir. El veledu katibun yazardır, yazandır, yazıcıdır. İsmi fail ketebe fiilinden ismi fail olarak gelmiştir. Veled burada mübtedadır. El veledu kelimesi mübteda. Lafzen damme ile merfudur. Çünkü müfteda olan öge raf alameti arıyoruz. Neden raf alameti arıyoruz? Kendisi merfuat grubundandır. Katibun haberdir. Yine haber olan kelimede raf alameti arıyoruz. O da merfuat grubundandır. Mübteda burada tekil olduğu için, tek bir çocuk olduğu için haberi de tekil geliyor. Yine mübteda haber uyum arasında uyum olmak zorundadır. Müfret haber tabii ki. Evet, eğer iki çocuk olsaydı el veledani katibani el evladu evet katibun veya küttabun şeklinde gelirdi. Peki el veledu çocuk ketebe yazdı, yektubu yazıyor. Bu şekilde gelen arkadaşlar mübteda haber, haber fiil cümlesi haberdir. Burada ketebe veya yektubu fiil cümlesi haber şeklinde gelmiştir. Ketebel veledu ed-derse çocuk dersi yazdı. Fiil, fail, mef'ul. Yektubu yine fiil. Sadece ketebe mazi fiil, yektubu muzari fiil. El veledu fail, ed-derse mef'uldür arkadaşlar.
Burada da tamlama var. Veledül katip, yazanın veya yazarın çocuğu. Katip yazar anlamında da kullanıyor Arapçada. Yazarın çocuğu veya yazıcının çocuğu. Veledül katip. Veled burada muzaaf. El katip muzaafın ileyhtir. Muzaafın ileyh mecrurat grubundandır. Kendisine cer alameti aranız. Ama el veledu el katip yazan çocuk. Nasıl çocuk? Yazan, yazıcı çocuk. Burada sıfat yapmış arkadaşlar. Katip yazma olan sıfat özelliği velet olan çocuğun yani mevsufun sıfatlanmış olan kelimenin sıfatıdır. Eliflamlı gelmiş. Yani marife el katipten marife. Nekre olsaydı veledün olsaydı katibun şeklinde gelmesi gerekirdi. Müfret gelmiş, bu da müfret gelmiş. Müzekker gelmiş, sıfatı da müzekker ve raf gelmiş cümlede kelime son harfin harekesi ötre yani merfu. O zaman el katip olan sıfatta merfu olarak gelmiştir. Raf alametleri farklı olabilir. Burada aynı her ikisi de ötre ancak farklı olabilir. Dolayısıyla orada şaşırmayacağız. A1 işte raf alamet ötre diğerininki vav. Fark etmez. Önemli olan her ikisi de raf alameti alması veya her ikisi de nasb alameti alması. Tabahat pişirdi el bintu kız et taam yemeği pişirdi. Tabahat bakın burada çocuk erkek olduğu için fiil müzekker geliyor. Kız olduğu için fiilimiz müennes geliyor. Fiil fail mef'ul. Müzari fiil, müzari fiil merfuat, mazi fiil mebnidir arkadaşlar. Feta üzere mebni, feta üzere mebni. Müzari fiil yektubu, damme ile merfu, tetbuhu, damme üzere merfudur, damme ile merfu. El bintu fail, failler merfuat grubundandır. Tıpkı müpteda ve haber gibi. Arkadaşlar şunu unutmayalım. Eğer fiil failden sonra gelir ise artık o cümle isim cümlesine dönüşüp müpteda haber olur. Bakın burada yektubul veledu, burada el veledu yektubuya dönüşüyorsa, burada el veled fail iken, burada el veledu müptedadır. Burada yektubu fiil, burada fiil cümlesi haberdir. Fiil cümlesi. Ne demek fiil cümlesi? Bir yerde fiil varsa mutlaka orada faili. Peki faili nedir? Burada fail veledu. Burada hüvedir arkadaşlar. Asla fail fiilden önce gelemez. Önce fiil, sonra fail gelmek zorundadır. Yettubu fiili gelmiş. Onun faili de velede dönen tahtında hüvedir. Yine burada elbintu tebahat. Tetbuhul bint veya tebahatil bintu demiş. Tebahat fiil, elbintu fail. Ama burada elbintu müpteda, tebahat onun fiil cümlesi haberidir. Mahallen merfudur. Mahallen. Çünkü cümle haberler mahalli irabalı. Yine tetbuhu arkadaşlar. Mahallen merfu fiil cümlesi haber. Ancak tetbuhu fiili varsa failin binte dönen tahtında hiyedir. Burada isim tanımlaması şeklini yapmış. Bintut tabbaha. Aşçının, bayan aşçının kızı. Muzaaf, muzaaf ile. El bintut tabbaha. Kız nasıl kız? Aşçı kız, pişiren kız anlamında. Bint burada mevsuf. Et-tabbaha onun sıfatıdır. Bakın müennes olduğu için tabbahatu da müennes. Bint kendisliğinden zaten müennestir. Kız anlamında. Tabbaha da İşte müenneslik alameti olan kapalı T ile müennes yapılmıştır. Evet, burada bizim anlattıklarımızı söylüyor zaten. Mübteda haber uyumunu arkadaşlar söyledik. Eğer mübteda tekilse, müfretse haberi tekil, tesniye ise haberi tesniye. El Müslimani, Cemilani, mübteda marife, haber nekre gelir. Mübtedanın nekre gelmesi için arkadaşlar haberin öne geçmesi lazım. Haber öne geçerse mübteda nekre olarak gelebilir. El Müslümani mübtedadır, tesniyedir. Yani iki Müslüman
kelimelerin raf alameti harf iledir. Yani elif harfi iledir. Burada elif ile raf olmuştur. Peki nunlar nedir? Nunlar merfuluk alametidir. Merfuluk. Yine el-Müslimûne'deki nunlar merfuluk alametidir. Ama raf alameti burada eliftir. Raf alameti burada vav'dır. Şimdi bu bir isimdir arkadaşlar. İsimlerde vav raf alametidir. Evet. Şimdi mesela eğer bu bir fiil olsa esleme fiili esleme yüslimu yüslimune yüslimune şeklinde olsa buradaki vav faildir. Buradaki vav nedir arkadaşlar? Raf alameti. Az önce yanlış söyledim arkadaşlar. Buradaki nunlar tesniye ve cemi sıgasına gelen nunun merfuluk alameti fiillerde oluyor arkadaşlar. Karıştırdık. Esleme, yüslimu, yüslimune. Buradaki nunlar merfuluk alametleridir. Ama buradaki merfuluk alametli tesniye de eliftir. Elif harfidir. Cemi müzekker salim de vavdır arkadaşlar. Evet. Cemilun. Bunların haberleri de tesniyenin haberi cemilan tesniye gelmiştir. El Müslimun yine Mübtedanın haberi cemi olduğu için mübteda haberi de cemi olarak gelmişti. Mübteda müennes ise haber müennes. Mübteda yine tesniye haber tesniye. Bakın müennes tesniye gelmişse müennes kelimenin tesniye sıgasına gelmişse haber de tesniye sıgasına. El Müslimetan iki bayan Müslüman. Cemiletan güzeldir. El Müslimat. Bu da Cemi Müennes Salim sıgasında gelen kelime. El Müslimat raf alameti ötredir. Cemi Müzekker'de raf alameti vav. Cemi Müennes'te raf alameti ötredir. Cemiletan da yine raf alameti ötredir arkadaşlar. El takısız. Marifelerle müpteda haber demiş. Er-racülü tavil. Adam uzundur. Racül burada müpteda, tavil onun haberidir. Her ikisi de damme ile merfudur. El-mer'etu taviletun. Kadın uzundur. Müpteda haber. Bu bir cümledir arkadaşlar. Yusuf kasirun. Yusuf kısadır. Yine müpteda haber. Meryem kasiretun. Müpteda haber. Bakın. Müzekker müzekker. Müennes müennes. Tekil, 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 tekil arkadaşlar. Her ikisi de birbirine uyumludur. Hüve cemilun. Hüve zamirdir. Zamirler kendiliğinden marifedir. Başına herhangi bir el takısı getirmeye gerek yok. O güzeldir. Müptede. Ancak zamirler mebni olduğu için irapları nedir arkadaşlar? Mahallidir. Mahallen merfudur. Fetha üzere mebni mahallen merfudur. Hiye yine burada müennes zamir olduğu için müfret müennes sıgasındaki bir zamir olduğu için onun haberi de müfret müennes. Yani hiye cemilün diyemem. Hüve cemiletün diyemem. Müzekkerin zamir olduğu için cemilün. Müennesin zamir olduğu için cemiletün demem lazım. Hâzâ işaret isimleri zamirler gibi kendiliğinden marifedir. Yine bu da mebnidir arkadaşlar. Dolayısıyla i̇rab-ı mahallidir. Mahallen merfu. Hâzâ müpteda. Mahallen merfu. Kalemun onun haberidir. Lafzen damme ile merfu. Hâzihi müpteda. Mahallen merfu. Mıstaratun onun haberi. Lafzen damme ile merfudur. Burada da yine uyum vardır arkadaşlar. Eğer zamirler ve işaret isimleri tesniye olursa aynı şekilde haberlerde tesniye gelecek. Çünkü burada hüma ya da hadani müpteda tesniye olarak gelmiştir. Haberde tesniye olarak gelir. Hüm zamiri veya haulai işaret ismi cemi sıgada gelmiştir. Onun arkadaşlar haberi de talibun. Onlar nedir? Öğrencilerdir. Veya tullabun şeklinde de gelebilirdi burada. Tullabun. Talibun cemüzekker salim sıgasına gelmiştir. Raf alameti vavdır. Tullabun şeklinde de gelebilir. Hüma hatani tesniye. Burada müennes olduğu için talibetani olan haber müennes gelmiştir. Müennes olduğu için hünne haulay zamirler. Haulay ortak kullanır. Hem müzekker hem müennes için. Dolayısıyla talibatun da arkadaşlar
Ona uygun olarak cemi ve müennes sıga da gelmiştir. Bunlar mahalli irab alırı zamirler, işaret isimleri. Evet. Müzekker ve müennes kelimelerin isim cümlesindeki halleri. İsim cümlesinde. Hâzâ veledun, bu bir çocuktur. Mübteda, haber. Arkadaşlar, hâzâ mübteda, mahallen merfu, veledun onun haberi, lafzen dammeyle merfudur. İnne hâzâ veledun, hâzâ artık mübteda olmaktan çıkmış innenin ismidir. İnne isminin nas, haberin raf eden edatlardan, diğer bir ifadeyle hurufu müşebbe bil fiile benzeyen harfler. Haza innenin ismidir. Mebni olduğu için haza mahallen mansuptur. Veledun innenin haberidir. Lafzen dammeyle merfudur. Neden? Çünkü innenin ismi mansubat grubundan, innenin haberi merfuat grubundandır. Burada haza innenin ismi olduğu için gelmemiş yani üstün. Hep o fetha üzere mebnidir zaten. O yüzden hangi durumda olursa olsun arkadaşlar, o her zaman irabı mahalledir. Yine haza bu kâne veleden demiş. Şimdi burada arkadaşlar yani evet, hazadan sonra fiil cümlesi haber getirmiş. Şimdi şöyle diyeceğiz. Haza burada müpteda. Mahallen merfu. Kâne hâzâdan fiil cümlesi haberdir. Fiil cümlesi haber mahallen merfu. Peki kâne fiil, nakıs fiildir. Ne yapar? Kendisine isim ve haber alır. Bak burada iki haber var. Kâne'nin ismi hâzâya dönen tahtında hüvedir. İsmi tahtında hüve mahallen merfu. Veleden kânenin haberidir. Kânenin haberi mansubat grubundandır. İnnenin tam zıttı arkadaşlar. İnnenin ismi nasb, haberi raf. Kânenin ismi raf, haberi nasb'tır. Bakın kânenin haberi lafsen fetha ile nasb olmuştur. Ama kânenin ismi tahtında hüvedir. İrabı mahalledir. Mahallen merfudur. Hâzihi bintun, mübteda haber. Hazihi innenin ismi, bintun innenin haberidir. Hazihi mübteda kânet hazihiden, yani hazihi mübtedasından fiil cümlesi şekline gelen haberdir. Mahallen merfudur. Ancak nakıs fiil isim ve haber alır. İsmi hazihiye dönen tahtında hiye. O işaret ettiğin nedir? Binten bir kızdır. O da kânenin haberidir. Lafzen fetha ile nasb olmuştur. Tesniyelerde yine mübteda haber uyumuna dikkat edeceğiz. Hazani mübteda, evet işte buraya dikkat. İşaret isimlerinin arkadaşlar tesniyeleri murabtır. Yani iraplanır. Hazani tesniyedir ve mübtedadır burada. Raf alameti eliftir. Raf alameti eliftir. Veledan tesniye raf alameti eliftir. Bakın işaret ismi olmasına rağmen tesniye de murab. Tesniyeleri sadece arkadaşlar müfret ve cemileri mebnidir. Tesniyeleri murabdır. Tesniyeleri irab değişir. Bakın hazani başına inne geldiği zaman hazeyniye dönüşüyor. İşte bu dönüşmesinin sebebi murab olmasından dolayı. Bakın burada innenin başına haza gelse yine aynı. Dönüşmüyor. Bir değişiklik yok. Ama burada değişmesinin sebebi tesniyeleri murab, yani iraplanır. İrab alametini alır. İnnenin ismi mansubat grubundan olduğu için nasb alametini ye ile almıştır. Artık mübteda değil, innenin ismidir. Veledan artık haber değil, innenin haberidir. Burada veledan haberdir, raf alameti elif iledir. Burada veledan innenin haberidir, raf alameti elif iledir. Hâdâni mübteda arkadaşlar, raf alameti eliftir. Kâna, bakın burada ayrı bir bitişik olmuş. Kâna, o ikisi oldu. Nakıs bir fiil. Fiil cümlesi haber şekline gelmiş mübtedadan sonra haber mahallen merfudur. Kana'nın ismi eliftir. Haberi çünkü Kane'nin ismi arkadaşlar raf merfu haberi nasb. Nasb raf alameti ismi elif ile raf olmuştur. Haberi tesniye ye ile nasb olmuştur. Hatani bintani
Mübteda haberdir. Yine tesniyeleri muğraptır. Elif ile raf olmuştur. Bin tane elif ile raf olmuş. Çünkü mübteda da haber de merfudur. İnne hateyni. İnne hateyni. Artık hatani tesniyede innenin ismi olduğu zaman hateniye dönüşebilir. Yani ye ile nasb olmuştur. Nasb alameti yedir. Çünkü tesniyedir. Bin tane innenin haberi merfudur. Raf alameti eliftir. Hatani bu ikisi kâneta oldular binteyni kız. Bu ikisi kız idiler. Kızlardır yani. İdiler derken kızlardır. Hatani müptedası, müpteda olduğu için kendisinde raf alameti arıyoruz. Raf alameti eliftir. Kâneta fiil cümlesi haber şekline gelmiştir. Hatani'den sonra haber fiil cümlesi haber. Mahallen merfudur. Burası anlaşıldı umarım. Mahallen merfu. Ama kâne nedir? İsmini raf haberini nasbeden nakıs fiildir. Edatlardan da nakıs fiildir. İsmi eliftir. Hatani müennes olduğu için kâne ta diye t'li şekilde müennes geliyor arkadaşlar. Binteyni kânenin haberidir. İsmi elif, haberi y'dir tesniyede. Ancak bakın isim ve haber diyoruz. Ama müpteda haberde isim haber demiyoruz. Müpteda haber diyoruz. Artık burada kânenin ismi elif, kânenin haberi y'dir. İnne ve kâne geldikten sonra artık innenin ismi, innenin haberi, kânenin ismi, kânenin haberi diyoruz. Asla işte haber demeyeceğiz artık. İnnenin haberi veya kânenin haberi. Mübteda demeyeceğiz burada hazeyni de. İnnenin ismi diyeceğiz. Burada hateyni de innenin ismi. Burada hatani de ne diyeceğiz arkadaşlar? Evet kâneta'da tabi burada. Hatani mübteda. Kâneta'da fiil cümlesi haber diyeceğiz. Haber. Ancak kânetten sonraki elif kânenin ismi, hateyni de kânenin haberi. Cemiler de aynı bu şekilde arkadaşlar. Mübteda cemi olunca haber de evladın şeklinde cemi oluyor. Burada inne haulâi evladın. Bakın burada değişmiyor. Haulâi inne haulâi. Çünkü müfret ve cemileri mebnidir. Değişmez. Esre üzere mebni. Artık burada yukarıda müpteda olan haulayı burada arkadaşlar innenin ismidir. İnnenin ismi mahallen mansup innen haberi mahallen merfu. Burayı da yapalım. Haulayı müpteda kanu onlar oldular. Onlardır. Evlat çocuklardır. Bunlar çocuklardır. Kânû burada haulâiden fiil cümlesi şeklinde gelen haberdir. Mahallen merfudur. Kâne kendi içerisinde arkadaşlar isim ve haber alır. İsmi vavdır. İsmi vavdır. Mahallen merfu. Haberi evladen kelimesidir. Lafzen feta ile nasb olmuştur. Mübteda haber. İnnen ismi mahallen mansup. İnnen haberi lafzen damme ile merfu. Haulâi. Evet. Burası şöyle olacak arkadaşlar. Haule onlar künne benatin. Evet arkadaşlar kâne kânu kânet kâneta künne şekline geliyor. Künne künte küntüma küntüm. Künne şurada birleşmeyecek arkadaşlar. Künne benat. Benat kelimesi esre ile gelmesi sizi şaşırtmasın. Haülâ'yı burada mübtedadır. Mahallen merfu çünkü mebnidir. Künne haülâ'yden fiil cümlesi şekline gelen kânenin cemi müennes sıgası da gelen arkadaşlar fiil cümlesi haberidir. Mahallen merfudur. Haber merfuattandır. Fiil cümlesi haber olduğu için mahalle irabı alır. Şimdi künne kendisine isim haber alacak. İsmi nedir arkadaşlar? İsmi tahtında hünneye. Hünnedir arkadaşlar. Tahtında hünnedir. Ya da nedir arkadaşlar? Tahtında hünne. Künne. Burada nunun nisve mi diyeceğiz? Künne. Tabii.
tahtında hünne değil de nunu nisvedeceğiz. Künne. Çünkü mesela kâne değil de fealne olsaydı fealne. Onlar fealne yaptılar. O zaman ne diyecektik ismini? Şuradaki nunu nisve. Burada da aynı. İsmi nunu nisve diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Yani faalne de ismi diyemeyiz de faalne çünkü tam fiildir. Faalne de nunun buradaki nun onun failidir. Ama künne de o nunun nisme ismidir. Nunu nisve yani müenneslik nunu ismidir arkadaşlar. Ama tam fiillerde o faildir. Burada ismidir. Nunun nisve yani müenneslik nunu ismidir. Mahallen merfudur. Çünkü kânen ismi merfuattandır. Burada benaatin kânenin haberidir. Kânenin haberi nasb gelir arkadaşlar. Benat nasb gelmiştir. Bakın cemi müennes salim olduğu için kelime cemi müennes salim olduğu için nasb alametini esre ile alır. Esre ile. Dolayısıyla esre ile nasb olmuştur. İzafet terkibini görmüştük zaten. Bir önceki konuda anlatıldı diyor. Sıfat terkibi, sıfat tamlaması. Bakalım bunlara da. Yukarıda el müslimü cemilün dedi. Müpteda haber. Bu sefer ne yaptı? Cemil kelimesini elif lam takısı getirerek Müslüman kelimesini sıfatı yaptı. Nasıl Müslüman? Güzel Müslüman. Nasıl iki Müslüman? Güzel iki Müslüman. El Müslüman, el cemilan. Müfret, mevsuf müfret, sıfatı müfret. Müzekker, müzekker. Marife, marife. Raf, raf. Tesniye, tesniye. Müzekker, müzekker. Arkadaşlar. Marife, marife. Elif lam takısıyla. Elif ile merfu, elif ile merfu. Yani raf, raf. El Müslimun. Yine müzekker, müzekker. Elif ile marif. Elif lam takısıyla marife, marife. Müzekker gelmiş her ikisi de. Ve irab olarak vav ile merfu, vav ile merfu. Yani illa vav ile olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Önemli olan ne ile artık irab alametini, raf alametini ne ile alıyorsa burada. Her ikisi de raf olmak zorundadır. Burada tabii ki. El müslimetu müennes müennes, müfret müfret, marife marife. Eğer nekre gelseydi müslimetün cemiletün gelmek zorunda idi. Müslimetani cemiletani, müslimetün cemilatün. Güzel bayan Müslümanlar. Evet, raf raf, elif ile merfu, elif ile merfu. Evet, müennes salim. İrabı hareke iledir. Cem müzekker de harf ile, müennes de hareke ile, damme ile merfu, ötre ile yani öter ikisi de ötre ile merfudur. Yine burada da arkadaşlar elif lam takısız gelmiştir. El-veledu el-katib. Evet. Sıfat tamlaması. El-veledu mevsuf ve müptedadır. Raf alameti ötre. Niye raf alameti diyoruz? Çünkü müptedada biz raf alameti ararız. Çünkü müpteda merfuat. Yani kendisinde raf alameti aranacak konumda olan bir arkadaşlar nedir? Cümlenin ögesidir. El-katip nasıl çocuk? Yazan çocuk sıfattır. Marife, marife. Müzekker, müzekker. Her ikisi de tekil. Veledane olsa katip, el-katibanı gelmesi lazım. Her ikisi de merfu. Sagirun onun haberidir. Haber, damme ile merfudur. Ketebe yazdı, fiil. Fetha üzere mebni. El-veledu fail. Fail de merfuat grubundandır. Kendisine raf alamet arıyoruz. Damme ile merfu. Nasıl çocuk? Es-sagîru. Bakın burada haber olan sair kelimesi. Burada sıfat olmuştur. Nasıl çocuk? Küçük çocuk. Ketebe değil de ra'eytü deseydi. Ra'eytü. Ben gördüm. Kimi gördüm? El-velede çocuğu. Nasıl çocuğu? Es-sagîra.
küçük çocuğu gördüm. Ve ra'aytu gördüm, veleden bir çocuk gördüm. Nasıl bir çocuk gördüm? Sagiran. Küçük bir çocuk gördüm. Veleden sagiran. Velet nekre geldiği için arkadaşlar. Nekre geldiği için sagiran nekre gelmiştir. Yine müfret müfret, müzekker müzekker. Raf alametini nasb aldığı için veleden burada da nasb oldu. Niye nasb alıyor velet? Çünkü görme anlamındaki ra fiilinin faili buradaki tüdür. Fail varsa bu fail olamaz. Gören benim, gören çocuk değil. Ben gördüm ama kimi gördüm? Kimi sorusunun cevabı bana mef'ulü verir. Veya neyi sorusunun cevabı? Çocuğu gördüm. Meful olduğu için mefuller mansubat grubundan kendisine nasb alameti arıyoruz. O yüzden feta ile nasb olmuştuk. Ed-derse ders nasıl ders? Es-sehle kolay ders. Müzekker olduğu için sıfatı da müzekker gelmiştir. Burada feta ile nasb olduğu için onun sıfatı da fetha ile nasb olmuştur. Yazdı. Küçük çocuk yazdı. Temizleyelim bir. Neyi yazdı küçük çocuk? Ed-derse dersi. Nasıl ders? Es-sehle kolay dersi. Fail, failin sıfatı. Mef'ul, mef'ulün sıfatı. Hangi ögenin sıfatı ise arkadaşlar ona göre uyum olacaktır. Müslüm'ün Cemil'in burada da elif lam takısız gelmiş. Müzekker, müzekker, müfret, müfret. Nekre, nekre ve raf, raf gelmiş. Aynı şekilde müennes müennes arkadaşım. Müslümetün cemiletün. Müslümani cemilani sıfatı mevsuf nekre geldiği için sıfatı da nekre geliyor. Müslümun cemilün nekre geldikleri için sıfatlar da nekre olarak geliyor arkadaşlar. Kelimelerin sayı ve cinsiyet uyumu dedi. Veledun muaddebun, edepli bir çocuk. Veledun muaddebun, edepli bir çocuk. Veledani muaddebani, edepli iki çocuk. Vel evladun muaddebetun, edepli çocuklar. Muaddebetun niye demiş? Muaddebun olması lazım. Muaddebun. Evladun muaddebun. Burada da muhezzebetun. Evet, bintün muhezzebetun, terbiyeli bir kız. Bintan muhezzebetani, benatun muhezzebetun, edepli kızlar. Evet arkadaşlar, şimdi bir kuralımız nedir o kural? Gayrı akil, cemi dediğimiz akılsız varlıkların çoğulu sıfat olarak geleceği zaman müfret, müennes sıgada gelir. Babun muğlakun. Kapalı kapı. Nasıl kapı? Kapalı. Müfret, müfret. Müzekker, müzekker. Nekre gelmiş, sıfatta nekre gelmiş. Raf gelmiş, raf gelmiş. Babani muğlakan. Tesniye, tesniye. Müzekker, müzekker. Elif ile merfu. Elif ile merfu arkadaşlar. Her ikisi de nekre gelmiş. Ebvabun işte burası. Ebvabun kapılar. Nasıl kapılar? Muğlakatun kapalı kapılar. Burada ebvabun akılsız bir varlık değil mi? Kapılar cansız akılsız. Bunun çoğulu gelmiş. O zaman sıfatı müfret müennes geliyor arkadaşlar. Müfret müennes. Ama burada öyle bir durum yok. Çocuklar akıllı varlık olduğu için müeddebetün değil müeddebun gelir. Yine benatun mühezzebatun şeklinde cemi gelir. Akıllı varlıklar olduğu için. Nevafiz, gayri akil, çoğul, akısı varlığın çoğulu olduğu için sıfatı müfettehatun şeklinde müfret mühennes, müennes sıgada gelir. Açık pencereler, kapalı, kilitli kapılar, mukfiletun gibi. Mukfil de kapalı, kilitli. Nevafizu, nevafizun niye diyemiyoruz burada? Çünkü nevafiz fevail vezne gelen gayrimunsarıftır. Gayrimunsarıflar tenvini kabul etmez arkadaşlar. Tenvin vece. O yüzden nevafizu şeklinde damme ile merfu geliyor. Müfettahatun onun sıfatı da evet yani bu da yine nekredir arkadaşlar. Yani elif lam takısı yok. Nekredir. Ancak nekre gayrimunsarıf olduğu için
tenvini alamıyor. Evet, nafizetun müfettahatun, nafizetani müfettahata, müfret tesniye sıfatı da tesniye olarak geliyor. Ricalun, adamlar. Adamlar. Şimdi burada adamlar kelimesinin sıfatı nasıl adamlar? Müminun nekre olarak gelmiş, sıfatı da nekre olarak geliyor. Müzekker, müzekker, nekre, nekre. Evet, rical, cemi, teksir. Ama cemi mi, cemi? Benim için önemli olan o. Cem müzekker salim veya teksir olması değil. Her ikisi cemi olacak. Yeterlidir yani. Her ikisinin cemi olması yeter. Müminun cemi mi, cemi? Bitti. Ama cemi müzekker gelmiş. Yani bu şekilde geliyor zaten. Hepsinin hem cem müzekker hem cemi teksiri yok. Kimisi sadece cem müzekkeri var. Bazı kelimelerin sadece cemi teksiri var. Ama talibun gibi hem cemi müzekkeri var. Tullab şeklinde cemi teksiri de olabilir. Müminun, peki bunun raf alameti ötre ile, bunun raf alameti vav ile. Benim için önemli olan her ikisi raf alameti ile gelmiş mi? Bitti. Burada herhangi bir uyumsuzluk yok. Uyum var arkadaşlar. Ve nisaun, kadınlar. Nasıl kadınlar? Müminat. Kırık çoğul. Bu da kırık. Müminat. Cemi müennes salim. Bu cemi teksir. İmratun, imratan nisan. Bu cemi müennes salim. Ama hem cemi teksir hem cem müennes alır, irabını harekeyle alır. Raf alamet, her ikisi de ötredir. Müennes, müennes, cemi, cemi, nekre ve nekre arkadaşlar. Ve raf, her ikisi de raf olarak gelmiştir. Mevsul bu açıdan tam bir uyum sağlar. Marife nekre olur. El Müslümu el Cemil, el Müslümetu el Cemiletu, el Müslümanı el Cemilen. Evet, el Müslümetane el Cemileten, el Müslümun el Cemilün, el Müslümat el Cemilet. Aynı şeyler, yukarıda anlattığımız aynı şeyler arkadaşlar. Elif lamsız olsaydı burada Müslümun Cemilün, Müslümetün Cemiletün diyecektik. İrab yönünden, evet, İrab, ha dedi ki İrabı da aynı olacak. Aslında anlattığımız şeyleri tek tek söylüyor burada. Fiil, cae, mazi fiildir. Müslim onun failidir. Cemil fail merfu olduğu için kendisinde raf alameti arıyorum. Müfret bir kelimenin raf alameti hareke iledir. O harekede nedir arkadaşlar? Ötredir. Nekre olduğu için tenvinli geliyor. Cemilün de yine ona sıfatı olarak uygun geliyor. Raytü gördüm, Müslüman. Burada fiil fail, ra'a fiili faili tüdür. Müslüman onun mef'ülüdür. Mef'ülü bir sarifet. Ele nasıl olmuş? Sıfatı da mef'ül olarak gelmiştir. Burada failin sıfatı olduğu için raf geliyor. Burada mef'ülün sıfatı olduğu için nasb geliyor. Burada car, mecrur, ala harfi cer ile Müslüm'ün kelimesi cer olmuştur. Mecrur bir kelimenin sıfatı da yine cemilin şeklinde mecrur gelir arkadaşlar. Müennes olduğu için cemiletu müennes geliyor. Failin sıfatı olduğu için raf geliyor. Mef'ulün sıfatı olduğu için nasb geliyor. Müennes olduğu için yine müennes olarak geliyor. İşte ala harfi cerinden dolayı mecrur olan Müslümetin kelimesinin sıfatı da mecrur bir kelimenin sıfatı olduğu için cer geliyor arkadaşlar. Müennes bir kelimenin sıfatı olduğu için o da müennes geliyor. Burada farklı bir şey var mı? Burada da aynen arkadaşlar, hiçbir farklı yok. Evet, Cem-i Müzekker'in sıfatı Cemilune şekline geliyor. Cem Mühendis'in sıfatı El Cemilat şekline geliyor. Müslümin. Burada şunu söyleyelim. Müfret bir kelimenin nasb alameti fetha iledir. Tesniye bir kelimenin nasb alameti ye iledir. Bakın, Müslümeyne, iki Müslümanı gördüm. Nasb alameti ye ile. El Cemile'nin onun sıfatı olarak yine ye ile geliyor nasb alametinde. Çünkü burada Müslümeyne meful konumunda. Müslümine, Cemi Müzekker Salim'in nasb alameti ye iledir. Cemiline de nasb alameti ye ile gelmiştir arkadaşlar. Müslümine, raaytu fiilinin mefulü olduğu için kendisinden nasb alameti arıyoruz. O nasb alameti kelimenin yapısı cemi, müzekker, salim olduğu için nasb alameti y harfi iledir. Onun sıfatında nasb alameti ile geliyor. O da cemi gelmek zorunda. Bu
kelime cemi olduğu için. O da nasb alameti ye ile geliyor. Müslümat nasb alameti esre ile gelir. Evet, buraya dikkat. Ra'eytu müslimaten olmaz. Kelime cemi müennes. Salim bir kelime ise bu yapıdaki kelimeler nasb alametini esre ile alır. Bu kelimeler asla fetha almaz nasb alametini. Esre ile alır. Müslümatın, cemilatın her ikisinin nasb alameti esredir arkadaşlar. Cer alametleri de esredir. Nasb alametleri de esredir. Yine arkadaşlar eğer evet lakat nasarakum muhakkak sizlere sizlere nasara yardım etti kim? Allahu Hazreti Allah Allahu Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri nerede yardım etti? Fi mevatine kesiretin birçok yerde evet birçok alanda arkadaşlar. Şimdi kat mazi fiilin başına geldiği zaman kesinlik ifade eder. Kesinlik katiyet. Kat zaten kendisi katiyet ifade eder. Başına L geldiği zaman da iki kere kesinlik katiyet anlamı. Lekat, lamı tahkik lamıdır arkadaşlar. Nasara size yardım etti. Küm fiile bitişen mef'uldür. Daha doğrusu fiile bitişen mansup muttasıl zamir. Mansup muttasıl zamir. Şimdi mansup nasb konumunda olan demek. Muttasıl bitişen zamir. Neden nasb konumunda? Çünkü meful konumunda olduğu için nasb. Dolayısıyla irabı zamir olmakla mahalledir. Mahalle mansup. Allahu Zülcelal yani Allah lafz-ı celali burada nasra fiilinden faildir. Fail merfuattan raf alamet ötredir. Nerede? Fi mevatine kesireten birçok yerde mekanda mef'ulün fih arkadaşlar. Şimdi bizim için konuyla alakalı mevatin kelimesinin nedir arkadaşlar? Bir kere cemidir değil mi? Cemi teksirdir. Ancak cemi teksirdir ancak gayri akildir. Yani akılsız varlığın çoğuludur. Gayri akil cemi. Akılsız varlığın çoğulu olduğu için sıfatını biz müfret müennes getiriyoruz. Müfret müennes. Bazı kitaplarda der ki arkadaşlar akılsız varlığın çoğulu cemi gelebilir. Ancak yani müfret müennes de gelebilir diyor. İlla müfret müennes olacak diye bir şey yok. Cemi de gelebilir. Müfret müennes de gelebilir. Ama bazı diyor ki müfret müennes kural gereği bu şekilde diyor. Evet, gayrı munsarıf olduğu için mevatın kelimesi mevatını diyemiyorum. Çünkü gayrı munsarıf kelimeler tenvini ve cerri kabul etmez. Cer alametini fetha ile almıştır. Ama kesiratin sıfatı cer alametini aldığı için kesiratin şeklinde esre ile getirmek zorundayım. Eğer Elif lamlı gelseydi el mevatin diye elif lamlı gelseydi o zaman esrey alırdı. Neden? Gayrimusarrif kelimeler elif lam geldiği zaman esrey alabilir. İki yer istisna. Biri elif lam, biri de bir isme muzaf olduğu zaman veya bir zamire. Elif lam olmadığı için burada cer alamet. Bakın fi harfi ceri var. Mevatın olan ismi fetha ile cer etmiştir. Kesiretin onun sıfatı olduğu için cer alametini esre ile almıştır. Yani bunu asla kesireten okuyamam. Mevatına kesiretin şeklinde okumam gerekiyor. Üç terkibin karşılaştırması demiş. Sıfat tanımlaması, isim tanımlaması, isim cümlesi. El-kitabu el-cemil. Sıfat mevsuf. Nasıl kitap? Güzel kitap. El-kitap müfret sıfatı müfret, müzekker müzekker, marife marife, raf raf, müpteda merfu olduğu için sıfatla merfu. Nafiyun haberdir arkadaşlar. Güzel kitap faydalıdır. Kitabul Cemil güzelin kitabı. Yani veya bunu isim olsun. Cemil'in kitabı. Niye güzel diyelim ki? Cemil'in kitabı.
Yani güzelin kitabı burada işte sıfat anlamında hani kullanmaya gerek yok. Cemil'in kitabı Muzaaf el Cemil Muzaaf'ın ile nedir? Nafi'un faydalıdır. Muzaaf'ın ile. Bunu şöyle olsa arkadaşlar. Şöyle olsa. Cemil'in faydalı kitabı olsa idi. O zaman kitabu Cemil'in, o zaman Elif Lam isim olsa Elif Lam getirmeyiz tabi. Kitabu Cemil'in, şimdi kitap burada muzaf ile ya, o zaman ennafiu şeklinde getirmem lazım. Ennaf Cemil'in faydalı kitabı bu şekilde olur. Cemil adlı kişinin nasıl kitabı faydalı? Buradaki kitap kelimesi Cemil'den marifelik özelliğini aldığı için sıfatı da Elif Lam'la marife getirerek ona uygun yaparım. El kitabu kitap Cemil'in faydalıdır ve Nafi'un faydalı. Birinci haber, ikinci haber. Evet, burada isim cümlesi kitap mübteda Cemil ve Nafi iki şekilde haber gelmiştir arkadaşlar. Hâzâ bu el-veled. Evet, şimdi hâzâ'dan sonra veled kelimesi elif lamsız gelseydi, hâzâ veledun olsaydı, mübteda veled haber diyecektik. Mübteda haber. Hâzâ'dan sonra veled kelimesi elif lamlı geliyorsa, hâzâ kendiliğinden marife olduğu için, bu da elif lamla marife olduğu için bu artık sıfat olmuştur arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki hâzâ işaret isminden işaret sıfatına dönüşmüştür. Evet. İşaret sıfatına dönüşmüştür. Bu çocuk nedir? Cemilun güzeldir. Burası da haber olmuştur. Mübteda el-veledu işaret hazadan sıfattır. Hazadan sıfattır. Haza mübteda konumunda olduğu için kelime yapı itibariyle mebni olduğu için raf alameti açıkça ortaya çıkmıyor. Mahallen merfu. Ama mübtedanın sıfat olduğu için arkadaşlar veledü şeklinde raf alametiyle getirmem lazım. Cemilün de nedir arkadaşlar? Cemilün haberdir. Evet. Veledü haza. Veledü ha şu. Hüve o el muallim. O öğretmen. Hüveden sonra muallim elif lamsız gelseydi o muallimun olsa öğretmen de mübteda haber olacaktı. Ama elif lamlı geldiği için o öğretmen artık burada muallim sıfat konumunda olmuş oldu arkadaşlar. O öğretmen nedir? Ganiyün zengindir. Zengin. Zengin öğretmen var mı ya? O öğretmen zengindir. Gönlü zengin. Evet. Ganiyü fuadihi. Hüvel muallim ganiyyu fuadihi. Gönlü zengindir. Ganiyyu fuadihi. Orada lafz-ı izafet olmuştur. Peki. Burada sıfat oldu. Ganiyyun da haberdir. Bunun çocuğu güzeldir. Veledu hâda. Bunun çocuğu. Muzaf. Hâza muzafın ileyh. Muzafın ile mecrurat grubunun olduğu için cer alamet vereceğim ama kelime mebni olduğu için mahallen mecrur Cemil'in haberdir. Muallimuhu onun öğretmeni ganiyün zengindir. Muallim muzaf hu muzafın ile mahallen mecrur ganiyün. Eğer onun bayan öğretmeni olsaydı muallime tü olsaydı arkadaşlar muallime tü. Muallimetu tabii ki zamir bitiştiği zaman tü burada kapalı t açık t'ye dönüşüyor. Muallimetu yani şöyle. Onun mesela o Ahmet olsun. Ahmet'in muallimetu Ahmet yerine muallimetu metu onun öğretmeni. Muallime burada bayan öğretmen muzaf hu nedir? Muzafın ileyhtir. Zamir olduğu için irabı mahallen meccur. O zaman ganiyün değil ganiyetün. Çünkü buradaki bayan öğretmen veya bu kız çocuk olsaydı o zaman cemiletün şeklinde haberlerde ona uygun olarak müennes gelmek zorundaydı. Hâzâ bu veledun cemil. İşte burada bu sefer yukarıda haber olan cemil ve gani artık haberin sıfat olmuştur.
Haza mübteda mahallen merfu velet haberdir. Cemilinde haberin sıfatıdır. Haber de mübteda gibi merfu olduğu için yine sıfatla merfu geliyor. Hu ve o muallimun öğretmendir. Ganiyyun de öğretmenden sıfat olarak gelmiştir. Haber diyoruz tabii ki aynı zamanda nedir bunlar? Sıfatlandığı için mevsuftur arkadaşlar. Evet. Sıfatın çeşitleri kaç dakika oldu arkadaşlar? 51 saat oldu. Burada kalalım. Sıfatın çeşitlerinden inşallah devam edeceğiz. Daha sonra da sıfatın çeşitlerinden sonra arkadaşlar uygulama soruları geliyor. Evet, bu şekilde 3 video şeklinde arkadaşlar konuyu anlatmış olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.